Force maç izleyenleri. Şu an yanımda Antspor antrenörü Caner Ekşi var. Caner Hocam, öncelikle röportaj talebimizi kırmadığınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Hocam, takımınız birazdan Mimar Sinan Koleji ile mücadele edecek. U10 C Ligi'nde mücadele ediyorsunuz. Biraz Antspor'u sizden dinlemek istiyoruz ama onun öncesinde biz Caner Ekşi'yi tanımak istiyoruz. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz hocam? 1990 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Küçük yaşlarda basketbola başladım. Daha sonra oyunculuğumun devamında da antrenörlüğe başladım 2006 yılında. Çeşitli yerlerde çalıştım. Antrenörlük yaptım. Asistan antrenörlük yaptım. Son iki sezondur da Antspor'da koordinatörlük yapıyorum. Antspor çok eski bir kulüp aslında. Yani 24-25 yıllık bir geçmişi var. İki sezondur da yenilenen tarafıyla biz devam ediyoruz. Bugün de U10 maçımız var. Çocukların ilk TBF tecrübesi. Birazcık korkuyorlar, heyecanlılar. Ama tabii burada önemli olan çocuklara o güveni sağlamak. Yani her şeyden önce sporun birleştirici gücünü kullanmak burada amacımız. Çocukları tecrübelendirmek bu doğrultuda. Çok güzel hocam. 2006'dan beri bu işi yaptığınızı söylüyorsunuz. Dile kolay. Az uz değil. Peki hocam, Antspor'un felsefesi nedir? Biraz onu da sizden duymak istiyorum. Çalışma programınız nasıl oluyor? Nasıl geçiyor Antspor'da günleriniz? Şimdi Antspor'da tabii ki öncelikle bir yenilik ruhu var. Bu son iki sezondur. Onun da vermiş olduğu enerjiyle devam ediyoruz. Tabii ki öncelikli amacımız iyi bireyler yetiştirmek. Tabii ki daha sonucunda bunun doğrultusunda da çocuklar iyi birer sporcu olur inşallah. Bizim de amacımız çocuklara sporu sevdirmek. Yeteneği olanların bir nebze olsun itekleyebilmek, bir yerlere getirebilmek. Amacımız bu şekilde. Bahçeşehir ve Beylikdüzü'ndeyiz biz şu anda iki şube olarak. Her şey iyi geçiyor. Bir problem yok şu an için. Veliler çocuklarının hep iyi yerlerde olmak istiyor. İyi yerlerde görmek istiyor ama bu işin içinde antrenör-sporcu ilişkisi elbette daha mühim. Siz velilere neler tavsiye edersiniz? Bu süre zarfında nerede durmaları gerekiyor veliler? Esasında şöyle, ülkemizde spor anlamında hem futbol hem basketbol hem diğer branşlarda veliler biraz tribünden çocuklarını çok desteklemek isterken aslında onları biraz psikolojikman etkiliyorlar. Yani çocuklara özellikle ufak yaş gruplarında daha fazla olumlama yapmaları lazım. Yani %80 olumlama, %20 hatalarını gidermesi yönünde telkinler gibi. Yani veliler bu sporcuların çocuk olduğunu unutmamalı. İlk önce bunları aşılamamız gereken şeylerin takımdaşlık olduğunu, birlikte hareket etmeleri gerektiğini, spor ahlakını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten geliştirilebilir bir spor olduğu için bu çocuklar zaten ilerleyen dönemlerde güzel yerlere gelecekler, gelişecekler. Biz de desteklemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.